Değerli izleyiciler, an itibariyle Ajans Gün İçi kuşağına başlıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay ile ilgili bir özel oturum var biliyorsunuz. Ve o oturumda da gerginlik had safhaya çıkmış durumda. Ve yumruklu bir kavganın çıktığını da söyleyelim. Ekranlarınıza o anlara ait görüntüleri de getirmekteyiz. A Haber ekibinden İlter Yeşiltaş da Meclis Genel Kurulu'ndan detayları bizlerle paylaşacak. İlter, söz sende. Manuel, birleşime ara verilmişti. Şu anda Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ yeniden oturumu açtı. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki de son yılların en büyük kavgasını yaşandığını söyleyebiliriz. Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Ahmet Şık kürsüye geldi ve kürsüde yaptığı konuşmada AK Partililere yönelik ağır eleştirilerde ve hatta hakaretlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu hakaretlerin ardından Alpay Özalan kürsüye yöneldi. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve burada Şık'ın üzerine yürüdü ve yumruk attı Ahmet Şık'a. Daha sonra diğer milletvekilleri de kavgaya dahil oldu ve büyük bir kavga yaşandı. AK Parti milletvekilleriyle Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri arasında büyük bir kavga yaşandı. Az önce genel kurulun açıldığını söylemiştik ama Bekir Bozdağ şu anda genel kurula 45 dakikalık bir ara daha verdi. Bazı milletvekillerinin yaralandığına ilişkin gelen bilgiler var. Çünkü son yılların dediğimiz gibi en büyük kavgasına sahne oldu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Geride bıraktığımız dakikalarda Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ Ahmet Şık'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul kürsüsünde AK Partilere yönelik yapmış olduğu ağır eleştiriler neticesinde kendisini uyarmıştı. Temiz bir dil kullanması gerektiğini ifade etti. Daha sonra oturuma ara verildi. Tekrar Ahmet Şık oturumun ardından kürsüye geldi. Bekir Bozdağ'ın bu uyarılarına rağmen hakaretlerini sürdürdü. Hatta AK Parti milletvekillerine teröristler dedi, teröristler ifadesini kullandı tırnak içerisinde. Tabii bu açıklamayla birlikte haliyle tansiyon da yükseldi ve bunun üzerine Alpay Özalan Ahmet Şık kürsüde konuşma yaparken genel kurul kürsüsüne yöneldi ve orada Ahmet Şık'a sert bir müdahalesi oldu ve ardından diğer milletvekilleri de kavgaya karıştı ve AK Parti İzmir milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi'nden diğer milletvekilleri, HDP'den, DEM Parti'den bazı milletvekilleri de yine kavganın içerisinde yer aldılar. Bazı milletvekillerinin alınan darbeler neticesinde yaralandığı belirtiliyor. Bu yönde zaten bazı görüntülerin de yer aldığını biliyoruz. Geride bıraktığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aslında tansiyon düşüktü. Bir usul tartışması açtı muhalefet partisi. Bekir Bozdağ'ın oturumu yönetmesine ilişkin bir eleştirileri oldu. Ve bu usul tartışması üzerine de Türkiye İşçi Partisi milletvekili Ahmet Şık söz aldı. AK Partililere yönelik utanmanız yok mu şeklinde bir ifadesi oldu. Bu ifadenin ardından aslında Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler Ahmet Şık'a tepki gösterdi. Orada bir tansiyon yükseldi. Tansiyonun daha da yükselmemesi adına, tansiyonun düşmesi adına Bekir Bozdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ Ahmet Şık'ı uyardı. Temiz bir dil kullanması gerektiğini özellikle ifade etti. Diğer siyasi partilerin grup başkan vekillerine ve milletvekillerine de bu yönde bir çağrısı oldu. Ve bir ara verildi, 15 dakika süren bir ara verildi. Aranın ardından tekrar Ahmet Şık kürsüye geldi. Kürsüye gelirken de Bekir Bozdağ bir kez daha sakin, daha sağlıklı bir dil kullanması, temiz bir dil kullanması gerektiği uyarısını bir kez daha yaptı. Ancak Ahmet Şık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti'ye yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Teröristler ifadesini kullandı. Başka şekilde yine hakaretvari ifadeleri de vardı. Bunun üzerine AK Parti sıralarında milletvekillerinin hemen hemen tamamının bir anda ayağa kalktığını söyleyebiliriz. Ancak tabii ki burada özellikle Ahmet Şık'a en büyük tepki
İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan geldi. Alpay Özalan'la yumruklaşma oldu ve diğer milletvekilleri AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan'la da yine diğer muhalefet partilerinden bir milletvekili tam olarak uzak olduğu için kim olduğunu net olarak göremedim ama bir yumruklaşma oldu. Ve diğer milletvekillerinin de bu kavgaya karışmasıyla birlikte belki de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin son yıllarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son yıllarda yaşanan en büyük kavganın bugün meydana geldiğini söyleyebiliriz. Can Atalay ile ilgili Anayasa Mahkemesi bir karar vermişti malum ve o karara ilişkinde muhalefet partileri tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin olağanüstü toplanması yönünde bir çağrı yapılmıştı. Bugün toplantı yeter sayısına ulaşıldı. Yani 200 milletvekili, en az 200 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hazır bulundukları için görüşmelere geçildi. Önce bir usul tartışması açıldı. İşte o usul tartışması sırasında kürsüye gelen Ahmet Şık'ın yapmış olduğu açıklamalar ve tansiyonu yükselten sözleri AK Partilerinde tepkisine neden oldu ve Ahmet Şık'ın bu sözleri üzerine de milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Bekir Bozdağ oturuma 45 dakika ara verdi. Muhtemelen grup başkan vekilleriyle şu anda tansiyonun daha da yükselmemesi adına arkada bir görüşme yaptığını tahmin ediyoruz. 45 dakika sonra yine genel kurulda toplantı kaldığı yerden devam edecek. Ancak tansiyon düşecek mi, bu başarılabilecek mi? Onu şimdiden kesin bir ifade kullanmak oldukça güç. Çünkü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldukça gergin bir atmosfer var. İktidar milletvekilleriyle, AK Parti milletvekilleriyle muhalefet milletvekilleri arasında tansiyon geride bıraktığımız dakikalarda her geçen dakika, her geçen saniye yükseldi. Ancak daha tecrübeli milletvekilleri özellikle itidal çağrısı yaptı. Daha sakin olunması yönünde çağrıları oldu. Ancak Ahmet Şık'ın kullandığı ifadeler AK Parti'de haliyle çok büyük bir tepkiyle karşılandı. Teröristler ifadesi kullanması bardağa taşıran son damla oldu. Ve nihayetinde Alpay Özalan'ın müdahalesi ve diğer siyasi diğer milletvekillerinin de kavgaya karışmasıyla birlikte işte bu görüntüler ortaya çıktı. Bazı milletvekillerinin yaralandığı yönünde gelen bilgiler var. Birazdan da o konuya ilişkin daha net bilgilere ulaşmaya çalışacağız Banu. İlter, şimdi biz görüntüleri de bir yandan ekrana yansıtıyoruz. Hakikaten hiç hoş olmayan görüntüler maalesef ekranlarımızda. Sen de az önce işaret ettin. Can Atalay'ın vekilliğinin düşmesiyle ilgili bir süreç için Meclis Genel Kurulu toplanmıştı. Saat 14'te olağanüstü toplanmasını bekliyorduk biz de. Hemen ardından bir usul tartışması açıldı dedin. Yani bu toplantının gergin devam edeceğinin ilk işareti de bu usul tartışmasıydı. Nedeni neydi? Bir daha anlatır mısın bize? Şimdi özellikle burada Bekir Bozdağ'ın bu oturumu yönetmesine yönelik bir tepki vardı muhalefet partilerinin. Gülizar Biçer Karaca yöneteceği ifade edildi Cumhuriyet Halk Partisi tarafından. Ancak Bekir Bozdağ'ın burada oturumu yönetiyor olması nedeniyle muhalefet milletvekilleri de bunun doğru olmadığını gerekçe göstererek usul tartışması açılmasına karar verdiler ve nihayetinde bu usul tartışmasının açılmasıyla birlikte buna ilişkin de milletvekilleri tek tek söz alarak bu konuya ilişkin görüşlerini ifade ediyorlar. Türkiye İşçi Partisi adına da Ahmet Şık kürsüye geldi. Zaten kürsüye yürürken oldukça gergin olduğunu biz gördük. Üst perdeden bir açıklama yapmasını bekliyorduk. Yani emarelerde açıkçası bunu gösteriyordu. Can Atalay Türkiye İşçi Partisi'nden malum Hatay milletvekili seçilmişti. Milletvekilliği düşürüldü. Ahmet Şık da özellikle bu konu üzerinden çok sert eleştirilerde bulunan bir milletvekili. Ancak bu eleştiri boyutu farklı bir şekilde evrildi. Nihayetinde AK Parti'ye yönelik oldukça sert, hakaret dolu ifadeler kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce olduğunu hatırlamıyorum. Teröristler ifadesi kullanıldı AK Parti milletvekillerine yönelik. Bu ifade tabii ki AK Parti cephesinde
kabul edilemez bir ifadeydi haliyle ve nihayetinde milletvekilleri de Ahmet Şık'ın bu sözü üzerine ayağa kalktılar, tepki gösterdiler. Alpay Özalan da bu söz nedeniyle kürsüye doğru yöneldi. Ahmet Şık kürsüde konuşma yaparken ve orada aralarında bir yumruklaşma oldu ve diğer milletvekilleri de tabii bu yumruklaşma olunca diğer milletvekilleri de müdahale etti. İzmir milletvekili Eyüp Kadir İnan'la muhalefet milletvekilleri arasında bir yumruklaşma oldu. Yine başka milletvekilleri de bu kavganın içerisinde yer aldılar. Bazı kadın milletvekillerinin yaralandığı bilgisi elimize ulaştı. Çok sayıda milletvekilinin bu kavgada yaralandığını düşünüyoruz. Çünkü sert bir yumruklaşma oldu milletvekilleri arasında. Kadın milletvekilleri arada kaldı. Daha tecrübeli olan milletvekilleri kavgayı önlemeye çalışırken onlar da yaralandı ve nihayetinde mecliste Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Bekir Bozdağ kavganın daha da büyümemesi ve partilerin grup başkan vekillerine itidal çağrısı yapma adına oturuma ara verdi. 45 dakikalık bir ara verilmiş durumda şu anda. Yani şu sıralarda muhalefet kulisindeyim. Milletvekilleri içerideki kavgaya ilişkin kendi aralarında değerlendirmelerde bulunuyorlar. Ancak grup başkan vekilleriyle meclis başkan vekili Bekir Bozdağ'ın şu sıralarda bir görüşme yaptığını tahmin ediyorum. Çünkü bu tür kavgalarda, bu tür tansiyon yüksek olduğu zamanlarda genellikle meclis başkan vekilleri grup başkan vekillerini odasına davet eder ve orada herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşılmaması adına uyarılarda bulunur ve grup başkan vekilleri de kendi milletvekillerini uyararak tansiyonun düşmesi yönünde bir adım atılmış olur. Ancak ilerleyen dakikalarda meclis genel kurulu yeniden açıldığında nasıl bir tabloyla karşılaşacağımızı açıkçası bilmiyorum ama Ahmet Şık ve kavgaya karışan diğer milletvekilleriyle ilgili bir disiplin, bir ceza uygulanabilir. Onu da önümüzdeki dakikalarda görmüş olacağız Banu. Şimdi bizim ekrana yansıttığımız o büyük kavganın çıktığı görüntülerin ardından bir 15 dakikalık ara verildi. Öyle değil mi İlter? Evet, aranın Banu. Ardından bir 45 dakikalık ara daha verilmiş durumda. O arada neler oldu? Şu anda ara verildi. Milletvekilleri kulisteler. Genel kurul boşaldı. Bazı milletvekilleri genel kurulda, bazı milletvekilleri de haliyle şok yaşadılar. Yani hemen bu toplantının başında tabii ki bir gergin toplantının olmasını herkes bekliyordu. Çünkü gergin bir atmosfer vardı bu konu nedeniyle. Ancak Ahmet Şık'ın kürsüye gelmesiyle birlikte tabii ki sert bir açıklama yapabileceğini biz de gazeteciler olarak tahmin ediyorduk. Ancak bu denli bir sert bir açıklama, hakaret dolu açıklamaların da yer aldığı bir konuşma yapacağını kimse belki de tahmin etmiyordu. Bekir Bozdağ burada araya girmesi önemliydi. İlk kürsüye geldiğinde Ahmet Şık. Bekir Bozdağ sık sık aslında uyarılarda bulundu. Ahmet Şık'ın temiz bir dil kullanması gerektiği yönünde, hakaret var ifadelerden kaçınılması gerektiğini özellikle uygun bir dille Bekir Bozdağ Ahmet Şık'a ve diğer milletvekillerine iletti. Ancak verilen aranın ardından Ahmet Şık yeniden kürsüye geldiğinde daha sert, daha AK Parti ve siyaset açısından kabul edilemez bir şekilde, bir üslupla, bir tonlamada AK Parti'ye yönelik, dediğimiz gibi az önce tırnak içerisinde teröristler ifadesini kullanmasıyla birlikte milletvekilleri de zaten tansiyonda yükselmişti ve nihayetinde milletvekilleri de Ahmet Şık'a tepki gösterdiler ve Ahmet Şık'a ilk tepki gösteren isim de burada İzmir milletvekili Alpay Özalan oldu. Alpay Özalan ile Ahmet Şık arasında yaşanan kavgayla birlikte diğer AK Parti milletvekilleri de zaten ayağa kalkmışlardı. Hemen genel kurul salonunda kürsüye doğru hep birlikte ilerlediler ve orada Eyüp Kadir İnan İzmir milletvekili AK Parti Gençlik Kolları Başkanı'yla diğer muhalefet partilerin milletvekilleri arasında çok sert bir
yumruklaşma oldu. Bazı kadın milletvekilleri bu kavgayı önlemek adına araya girdiler. Ancak Ahmet Şık'ın bu teröristler ifadesinin ardından kavga sırasında da anlaşılan o ki daha sert ifadeler kullandığını tahmin ediyoruz. Zaten orada yumruklaşma olunca milletvekilleri Ahmet Şık'la Alpay Özalan'ı ve diğer milletvekillerini ayırmaya çalışırken Ahmet Şık AK Parti'ye yönelik yine bazı ifadeler kullandığını görüyorduk. Ancak ne dediğini bilmiyoruz açıkçası. Yine bu ifadeleri kullanmaya devam edince milletvekillerini de açıkçası ayırabilmek kolay olmadı. Nihayetinde Bekir Bozdağ'da yeniden bu tartışma, daha doğrusu kavga büyümesin, kriz daha da derinleşmesin diye ara verdi Meclis Genel Kurulu'na. Aranın ardından toplantı kaldığı yerden devam edecek Banu. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii ilerleyen dakikalarda bu yumruklu kavgada yaralanan milletvekillerinin sağlık durumuna ilişkin bilgileri de elde etmeye çalışacak İlter Yeşiltaş. Ondan yeni bilgiler oldukça almaya devam edeceğiz.